Merhabalar. Bugün PVH'te çalışan Ali Babaoğlu'yla Amsterdam'daki çalışma hayatı, PVH'teki tecrübesi ve genel olarak hayat üzerine konuşacağız. Hayat üzerine? Uzun uzun bir video olacak. Merhaba Ali. Kendinden bahseder misin bize biraz? Tabii. Şu an PVH'te ürün müdürü olarak çalışıyorum. 6 yıldır Amsterdam'da yaşıyorum. Toplamda 9 yıldır PVH'deyim. Bundan önce de 3 yıl Türkiye'deki PVH ofisinde çalıştım. Benim biraz Amsterdam'a gelmem bu aracılıkla oldu. Ben Türkiye'de çalışırken terfi ettim ve buraya öyle geldim. Bu süreç hala devam ediyor. Peki bir ürün müdürü ne yapıyor? Bir ürün müdürü firmanın belirlenmiş hedeflerine göre sorumlu olduğu ürün gruplarının stratejisinin hazırlanması, ürünlerin planlanması, geliştirilmesi ve lansmanına kadarki bütün süreci yöneten bir departman. Biz kendimiz ürün tasarlamıyoruz. Biz tasarımcı ve ürün geliştiricilerle çalışıyoruz. Tasarımcı bizim stratejimize göre ürünü tasarlayıp ürün geliştiriciye devrediyor ve ürün geliştirici hangi ürün grubunun uzmanıysa onun prototipini hazırlıyor. Bir üçlü şeklinde çalışıyoruz. Üçümüz koleksiyonu beraber geliştiriyoruz. Sen hangi koleksiyonları yapıyorsun peki? Ben şu an alt grup, yani pantolon, denim ve short, ayrıca bütün CMT business, yani takım elbise ürün gruplarının tamamı. Erkek. Evet. Süper. Peki sen kendi sektöründe Hollanda'yı biraz anlatır mısın? Yani gözlemlerin neler? Tabii. Hollanda çok iyi bir ülke. Yani çok gelişmiş bir sürü endüstrinin var olduğu bir ülke. Fakat yani moda ve perakende sektörüne birazcık kısıtlı. Şu an ben Tommy Hilfiger'de çalışıyorum. Tommy Hilfiger'in genel ofisi burada. Calvin Klein aynı şekilde PVH'in altında. Onun Avrupa ofisi burada. O da bizim grubumuzda. Bunun dışında Nike'nin Avrupa ofisi Hilversum'da. Burada Amsterdam'a 20 dakika mesafede. Bunun dışında ASICS'in European ofisi burada. Şu an Adidas e-com departmanını buraya çekti Almanya'dan. Yaklaşık 1000 kişilik bir operasyon ama tamamen e-com specialized kişileri alıyorlar. Bu kadar. Gidilebilecek yerler biraz sınırlı. Evet. Tabii eğer Hollandaca biliyorsanız o zaman Hollanda markalarına da erişiminiz var. Fakat ben Hollandaca bilmiyorum. O yüzden sadece İngilizce ile girilebilecek yerler var ama sınırlı. Eğer konu IT gibi başka bir şey olsaydı o zaman çok daha fazla büyük olasılıklar olurdu. Yani senin alanında aslında çok da fazla olanak yok. Maalesef. Hollanda markalarında çok büyük firmalar var mı peki bizim bilmediğimiz? Scotch & Soda var. Hı. Gidilebilecek. Ama bunlar yine de tabii ki bir Tommy Hilfiger, bir Nike değil. Evet, evet. Çok daha küçük ve genelde çalışanı Hollandalı. Peki şimdi Türkiye'den başvuracak olanlar ya da bunu videoyu izleyenler için söyleyelim. İş olanakları nasıl burada? Yani kolay mı iş bulmak sence? Ben bunu sadece kendi açımdan değerlendirebilirim. Mesela bize gelen başvurularda moda sektörü Hollanda'da çok dar olduğu için iş gücü bulmak biraz zor. O yüzden biz dışarıya bakmamız gerekiyor. Tabii ki de öncelikle Avrupa Birliği vatandaşları alınıyor vize masrafları ve oturum izni sorunu olmaması için. Ama şimdiye kadar işte Türkiye'den, Amerika'dan veya Avrupa dışı herhangi bir yerden gelen bir insanın başvurusunu bu nedenden dolayı reddedildiğini görmedim. Ama bazı firmalar bütçelerinden dolayı buna gidebilirler. Belki öncelik verir diğerlerine de. Aynen. Bizde öyle bir durum yok. Bir de firmaların buradaki yabancılar departmanıyla yaptığı bir anlaşma var. Bizim böyle bir anlaşmamız var. O yüzden biz Avrupa Birliği vatandaşı olmayan insanları işe alabiliyoruz. Böyle bir devletle bir anlaşma yapmışlar. Tamamen moda sektörü burada çok olmamasından dolayı. Hollanda aşırı dijital bir ülke. Bütün operasyonlarında yani normal burada yaşarsanız fark ediyorsunuz dijital hayatın her noktasında var. Bu konuda da e-com'da çok başarılılar. Genelde ülke çok büyük popülasyonu yok, 16 milyon popülasyonu var ama e-com burada çok başarılı bir iş modeli. O yüzden Hollanda normal bir gününde e-com alışverişi çok yaptığı bir şey. Peki şöyle diyebilir miyiz? Yani sen mesela moda alanında hep çalıştın. Senin eğitim olarak da background'ın moda değil ama işte deri mühendisliği okudun bildiğin kadarıyla. Hı hı. Ama bu ve bunun gibi şirketleri değerlendirirken aslında mesela e-com'dan bahsettiğin çok fazla. Mesela bir ITC de aslında PVH'i yani işte Tommy Hilfiger'i düşünebilir değil mi? Yani başka alanlarda insanlar da düşünebilir. Bunu sadece bir moda olarak düşünmemek gerekiyor tabii ki de. Tabii ki de. Yani bunun finans sektörü var, IT sektörü var.
tedarik aşaması var. Bir sürü departman var gelebilecek. Ben ürün yönetimi taraftarıyım. Yani biz divizyon olarak geçiyoruz. Bizde 12 divizyon var. Ben erkek giyimin tarafındayım. İşte kadın giyim, çocuk giyim, ayakkabı, çanta bunların hepsi birer divizyon. Bunların altında benim gibi ürün müdürleri, tasarımcılar ve ürün geliştiriciler var. Bu çok büyük bir ürün tarafı. Zaten biz ayrı bir binadayız. Orası koleksiyonu yapıldığı yer. 4 bina daha var. Orada bir sürü departman var girilebilecek. O yüzden PVH zaten bu konuda oldukça transparan. Bütün iş olanakları LinkedIn'e düşüyor. Başka hiçbir yerden başvurulmuyor. LinkedIn'den bütün açık pozisyonları görebilirler. Peki senin buraya geçmen nasıl oldu? Zor muydu? Yani zor muydu? Şöyle zor muydu? Buraya gelmesi biraz sancılıydı. Amsterdam'dan önce benim 3 yıllık PVH Türkiye geçmişim var. Yani ben aslında Tommy Hilfiger'de çalışıyordum Türkiye'de. Ve orada 3 sene sonunda buraya geldim. O da şöyle oldu. Bana ilk işe girdiğinde senede 2 defa Amsterdam'a gidiyoruz. Koleksiyon hazırlıkları için dediler. Ben de tamam dedim. Fakat bir senenin sonunda bu senede 12 defaya, yani ayda 1'e düştü. İkinci senede ayda 2'ye düştü. Üçüncü senede ben en geç 10 günde bir buradaydım. Tamamen aldığım sorumluluklar değişti. Daha çok ürün gruplarını devraldım. Çünkü Türkiye ofisi bir satış ofisi. PVH'in bir sürü satış ofisi var. Türkiye'de bunlardan biri. Ve benim Amsterdam'a gelişim sıklaştıkça tabii ki de belli bir aradan sonra herkes tanıyorsunuz. Herkes tanıdıktan sonra bir gün tamamen şakayla karışık, sen çok gelip gidiyorsun, acaba bizim için mi çalışsam diye böyle bir hani kulağa su kaçırma gibi bir şeyle başladı. Tamamen bu şekilde başladı. Ondan sonra sana bana şeyler yani sen biraz düşün, ondan sonra konuşuruz falan diye. Aylar geçti üstünden. Sonra ben karar verdim. Ben yaklaştım. Dedim ki ben bunu yapmak istiyorum, gelmek istiyorum. O zaman 28 yaşındayım, şu an 34 yaşındayım. 28 yaşındayken global bir rol benim çok ilgimi çekti. Ve o yüzden konuştuk. İşte ayarlamaları yaptılar. Birkaç ay, sanırım bir 4 ay kadar bir bekledim. Çünkü pozisyon yoktu ve bir pozisyon açmaları gerekiyordu. Pozisyon açıldı. Terfi ettim. Buraya müdür olarak geldim. Peki şimdi hep böyle anlatırken işte bir Tommy Hilfiger diyorsun, bir PVH diyorsun. Bu şirketin yapılanmasını biraz anlatır mısın? Biraz Tabii. Evet, bu normalde benim ailemin de hala kafası karışıyor. PVH bir yatırımcı ve moda perakende alanında yatırım yapıyor. Bunun altında markalar var. Tommy Hilfiger var, Calvin Klein var, Speedo var ve Amerika'daki lokal markalar var. Bir sürü markaları daha var Avrupa'ya satış yapmadıkları. Tommy Hilfiger'ın genel merkezi Amsterdam'da. Mesela bu çok karışıklık yaratıyor. Mesela tanıştığınız insanlar, nerede çalışıyorsun? İşte Amsterdam'da çalışıyorum. Ha, çok mu Amerika diyorsun? Hayır, çünkü Amerika bize geliyor. Amerika bir Türkiye gibi bir satış ofisi ve genel merkez burada. Buraya geliyor. Ama mesela Calvin Klein'in genel merkezi Amerika'da. Burası sadece Avrupa ofisi. Avrupa'nın koleksiyonu burada. Buradakiler oraya gidiyorlar aslında. Evet, orada Amerika gitme var. Biz gitmiyoruz. Bir de Tommy'de çalışıyorum deyince herhalde seni hep böyle mağazada çalışıyorsun falan diye düşünüyorum. O soru çok geliyor. Hangi mağaza? Diyorum ya mağaza demeyelim. Peki şu an hangi oturum izniyle buradasın? Ben iş alanıyla geldiğim için firma benim için oturum ve çalışma izni aldı. Bu başvuru sırasında kontrat tipiniz, evraklarınızın bütün formatını belirliyor. Benim kontratım süresiz bir kontrattı. Normalde Hollanda'da bir işe alındığınızda bir yıllık kontrat geliyor. Ve bir yıllık kontrattan sonra bir yıl daha uzatabiliyorlar. Bunun bir sınırı var. Ya 2 sene toplamda uzatabilirler ya da toplamda 3 kere uzatabilirler. 6 ay, 1 sene gibi. Ben süresiz izinle geldiğim için benim oturum iznim direkt 5 yıllık çıktı. Ama normalde 1 yıllık kontratınız vardır, 1 yıllık oturum izniniz olur. Bu çalışmaya devam ettiğiniz sürece çok sorunlu olan bir şey değil. İşiniz varsa zaten oturum izni sürekli yenilenecektir. Ama bunun için sürekli işin olması gerekiyor. Yani mesela senin için 5 yıllık direkt bir oturum izni almış olman çok büyük bir şans aslında. Ben daha önceden de direkt böyle kalıcı kontratla giren birisini de duymamıştım herhalde. Bu senin için tabii çok rahatlatıcı bir şey olmuştur. Bunu ben sonradan fark ettim. Ben süreli kontratla çalışmadığım için onun insan hayatındaki etkilerini bilmiyordum. Bunları tamamen buradaki arkadaşlarımdan öğrendim. Benim gibi expat olarak gelip 6 aylık kontratla gelen, 1 yıllık kontratla gelen insanların neler çektiğini sonradan fark ettim. Süreli kontrattaysanız telefon hattı bile alamıyormuşsunuz. Aynen, çok zor. Gerçekten zaten çok bir zor. Önceki videomda izleyebilirsiniz yaşadığım zorlukları. Hollanda'da expatlar için yasalar bayağı iyi.
O yüzden burada belli bir süre çalıştıktan sonra, 5 sene ekspat olarak kaldıktan sonra Hollanda vatandaşı olma ihtimaliniz var. Ben buraya ilk geldiğimde normal bir çalışma iznim vardı. O yani yenilenme tabii 5 yıllıktı. 5 yılın sonunda tam yenilenmesi gerekirken tam benim de bilgim yoktu. İsrail'de bir iş arkadaşım dedi ki, Ali dedi, Türklere bir kolaylık var, sen de yapmalısın. Nedir diye. Dil bilmeden, yani dil şartı aranmadan eğer Türk vatandaşıysanız 5. yılın sonunda oturum izninizi süresize çevirebiliyorsunuz. Benimki o zaman işime dayalıydı ve kontratım iptal olduktan sonra geçersiz oluyordu. Şu an ben oturum iznimi değiştirdim ve 5. yılımı doldurduğum için normal online bir başvuru bu. Başvuruyorsunuz, kontratınızı istiyorlar, mevcut oturum izninizin kopyasını istiyorlar. Ondan sonra sanırım benimki 2 ay sürdü çıkması. 2 aydan sonra yazı geliyor, süresiz oturum izni hazırdır diye. Gidip alıyorsunuz, o vakitten sonra işle hiçbir bağınız yok. Tamamen bir Hollandalı gibi işlem görüyorsunuz, sadece pasaportunuz yok. Yani bir vatandaş değilsiniz ama süresiz olarak Hollanda'da kalma izniniz var. Tek bir kural var sadece, senede 6 aydan fazla Hollanda dışında olmamanız lazım. Hmm. Eğer evrağı alıp ben bundan sonra Türkiye'de yaşayacağım diyorsanız öyle bir şans yok. 6 aydan fazla yurt dışında kaldığınızı fark ederlerse iptal ediyorlar. Sen Türkler için böyle bir şey var dedin, işte dil zorunlu olmadan bunu alabiliyorlar ama Türk olmasan da aslında hani dil sınavını geçtikten sonra bu hakkı kavuşabiliyorsun aslında. Evet, 5 yıldan sonra herkesin buna hakkı var. Sadece Türklere böyle bir kolaylık sağlanmış. Türklerde dil şartı aranmıyor. Ve başvuru ücreti çok ucuz. Sanırım çok emin değilim ama 50 euro gibi bir şey olması lazım. Anladım. Peki bunun dışında sen bir de vatandaşlığa başvurdun. Evet. Yani bu kadar yıl burada kaldıktan sonra ben burada ayrıca ev sahibiyim. Tamamen yatırımlarımı korumak için vatandaşlığa da başvurdum. Vatandaşlık da aynı şekilde 5 yıldan sonra mevcut bir oturum izniniz olması lazım. Dil sınavını geçmeniz lazım. Ve Türkiye vatandaşlarını da aramıyorum. Bir de bir entegrasyon sınavını geçmeniz lazım. Bunları yaptıktan sonra süreye giriyorsunuz. Başvurunuzu yapıyorsunuz. Bir sene içinde de vatandaşınız çıkıyor. Peki hangi sınava girdin sen? Ben A2 level'dan girdim. Ama ben 2014'te Hollanda'ya geldim. Sanırım bu son 2 senede değişmiş. Bu bilgilerin hepsi internette var. Tamamen internette yazarak çok açık, Hollanda'da her şey çok basitleştirilmiş bir şekilde. Bütün bilgiye ulaşabilirsiniz. Şu an sanırım B1 seviyesinde sınava girilmesi gerekiyor. Evet, bir de aslında yani bu tür konularda hani bilgi verip tabii ki de vermeye çalışıyoruz burada ama sürekli değiştiği için aslında en güncel bilgi tabii ki de her zaman kendi web sitelerinde oluyor. İşte online kaynaklarda bulunuyor. O yüzden şu anda ne desek de muhtemelen birkaç ay içerisinde değişebilir bu. Evet, ya da mesela bazen şey yapıyorlar. İşte bu yasa yürürlüğe girdi ama işte ne bileyim son 2 sene burada olanlar etkilenmeyecek gibi bir şey yapıyorlar. Tamam, o yüzden yasayı biraz açık okumak lazım ne olduğu ile ilgili. Ama gerçekten Google'a yazdığınızda direkt çıkıyor. Çıkıyor ve hiçbir şey olmasa bile telefonla arayın. Evet. Acayip yardımcılar ve İngilizce olarak da yardımcı oldular. Tabii. Benim zaten hani akıcı bir Hollandacam yok. Ne zaman arasanız IND yani yabancılar departmanını veya vergi bürosunu aradığınızda acayip yardımcılar, sabırlılar, anlatıyorlar, anlamazsanız tekrar anlatıyorlar. O yüzden o konuda Hollanda bayağı iyi ve anlayışlı bir ülke. Biz bu arada Ali ile neredeyse aynı zamanlarda bu vatandaşlık başvurusunu yaptık. Ve bizim başvurduğumuz zaman da bu mesela A2 seviyesinden sınava giren insanlar için daha önceden portfolyo zorunluluğu vardı. Evet. Mesela bizim başvurduğumuz zaman, gerçi ben A2 değil B1 sınavına girmiştim. Benim zaten yapmam gerekmiyormuş aslında, ben bilmiyordum onu. Ben böyle yapmaya başlamıştım. Ben düşük seviyeden girdim. Ama biz başvurduğumuzda yani bu portfolyodan da muaflık vardı bizim şansımıza. Yani daha çok senin şansın aslında. Benim şansım var. Aynen. Neyse yani işte sen de başvurdun. İnşallah yakında ikimizin de pasaportu elimize gelecek. Umuyoruz. Aynen. Şimdi senin aslında kariyerin neredeyse Türkiye'de çalıştığın kadar burada da çalıştın. Hatta belki biraz daha fazla burada çalıştın. Genel olarak Türkiye'deki çalışma kültürünü, buradaki çalışma kültürünü ve biraz da tabii PBH'den örnekler vererek anlatır mısın? Ülkeler arasındaki kültür farklı. Bayağı farklı. Türkiye'deyken çok net bir hiyerarşi var. Yani
bir proje mi yapıyorsun, bir analiz mi yapıyorsun? Ne yapıyorsan birinin onayından geçmesi lazım. Ve genelde yukarıdan aşağı inen bir emir komuta zinciri var. Amsterdam, Hollanda biraz daha lineer. Tamamen proaktif bir şekilde yapman gereken görev neyse başından sonuna kadar o senin. Kimseden bir şey beklemene gerek yok. Tamamen sen yönetiyorsun. Sorumluluk senin. Sorumluluk senin elinde. Evet. Yani bize çok genç arkadaşlar da geliyor intern. Yani 6 aylık internship'ler var. Mesela mükemmel bir şekilde biz proje veriyoruz onlara. Mesela bir ürün gruplarından bir tanesinin stratejisini veriyoruz. Normalde bunu Türkiye'de verilmez. Ama intern'e verdiğimiz zaman intern onu gerçekten sanki orada çalışıyormuş gibi başından sonuna kadar alıyor, ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Bu benim ilk gördüğüm bariz farklılıklarından bir tanesi. İkincisi, buna bağlı olarak bu lineer kültürün itirdiği bazı şeyler var. Benim direktörüm veya VP'm oturup bizimle koli açıyor, koli kapatıyor, numune taşıyor. Hiç sorun değil. Türkiye'de bunlar biraz daha üst yönetim tarafından daha mesafeli. Bunlar biraz daha hani altı tartılmaki kişilerin görevleri olarak addediliyor. Ama burada öyle bir şey yok. Burada tamamen işi götürelim, işi halledelim. Ne gerekiyorsa yapalım gibi daha böyle hands-on bir kültür var. PVH, bu soru genelde çok geliyor. Tabii ki de hani sosyal medyadan falan takip edenler, aa ne güzel hayat, hep böyle güzel mi falan diye, öyle bir şey yok. O runway'ler, bu herkesin bahsettiği şampanyalar falan filan, onlar senede 4 gün. Senede 4 gün için aslında çok yoğun, verimliliği çok yüksek olmayan bir iş modeli. Çok fazla fiziksel güç gerektiriyor. Sürekli bir yerden bir yere gitmeniz gerekiyor. Ben ilk 5 sene, şu an 6. sene, ilk 5 sene %70 seyahat ediyordum. Bu mesela ilk birine söylediği zaman, aa seyahatten şikayet edilir mi gibi bir yorum geliyor. Fakat ediliyor. Çünkü sürekli Çin'e giderseniz ediliyor. Sürekli yani. Çin'e gitmenizle alakası. O da değil. Biz genelde leg seyahat ediyoruz. Yani mesela Amsterdam'dan çıkıyoruz. Çıkıyorsunuz Londra'ya gidiyorsunuz. Londra'dan Milano'ya gidiyorsunuz. Milano'dan Çin'e gidiyorsunuz. Çin'den Amsterdam'a geliyorsunuz. Evden 3-4 hafta ayrı kalınca, bir tane valizden yaşayınca bir hafta sonları da iş arkadaşlarıyla geçiriyorsunuz. Bu çok kolay bir şey değil. Ve mesela aynı şekilde yine soru geliyor. Siz de Milano'ya gidiyorsunuz, şikayet ediyorsunuz. Biz sabah 7 uçağıyla gidiyoruz. Market visit olarak adlandırılan şey sürekli yürümek. Sürekli yürüyüp mağazalara bakmak, son trendleri yakalamak, oradaki satış müdürleriyle görüşmek. Sonra da akşam 9 uçağıyla geri geliyoruz. Bu günlük 8 saatlik vardiyadan çok çok daha fazla çalışılan bir şey. Ve ertesi gün muhtemelen ya bir sunumumuz var ya ülkeler burada koleksiyonu gözden geçirmek için ve sürekli hazır olmanız gerekiyor. Bu konuda moda sektörü ve PVH mesela soruyorlar, biraz örnek verir misin diye. Herkes biliyor herhalde Devil Wears Prada'yı. O mesela basın tarafı ama yoğunluk aynı onun gibi. Sürekli bir koşuşturma, sürekli bir deadline'ınız var. O yüzden PVH'de çalışanların yani PVH birazcık enerji isteyen bir yer. Ama PVH'de de sadece özel olan bir şey değil. Bu genel olarak sektör böyle bir sektör diye. Moda sektörü yoğun bir sektör. Eğer 9-5 işim olsun, masa başında oturayım gibi bir talep varsa çok uygun bir sektör değil. Genel olarak çok hareket olan bir sektör, çok talep ve matematiksel bir sektör değil. Yani bir ürünün performansı müşterinizin onu beğenip beğenmemesiyle alakalı. Bu ölçülebilir bir şey değil. Tabii ki de bir sürü analizler veya ajansların yaptığı araştırmalar var, kullanabildiğimiz, örnek alabildiğimiz. Fakat tamamen subjektif bir şey. Evet. Peki kaç koleksiyon çıkarıyorsunuz yılda? Biz 4 koleksiyon çıkarıyoruz. 2 ana, 2 pre, 2 main, 2 pre. 4 koleksiyon çıkarıyoruz ama biz 4 koleksiyonu aynı anda yaşıyoruz. Yani mesela bu da bunun anlatması da zor oluyor. Şey oluyor hani, yani 4 sezon yani hani manager edebilir diye öyle olmuyor. Çünkü bir sezonu stratejisini yapıyoruz. Diğer sezon numunelendirilmesinde, 3. sezon launch'ında, 4. sezonda satış halinde olduğumuz sezonu. Bunların hepsi bir anda yaşanıyor.
Bu arada da bir sonraki sene ve bir önceki senenin analizleri veya planlamaları var. O yüzden çok aslında aşırı yağlanmış bir motor gibi düşünün. Çok hızlı çalışıyor her şey. Sürekli atik olmanız lazım. Evet. Ama bunun yanında da mesela ben PVH'te çalışanlara baktım. Benim de çok fazla arkadaşım var PVH'te çalışan. Bana yine de eğlenceli bir firma gibi geliyor mesela böyle yani oradaki çalışan tipler çok kreatif insanlar vesaire falan birazcık hani çalışmanın kültüründen aslında hani o çalışma yoğunluğunun dışında nasıl bir hayat var PVH'te? PVH'in yaş ortalaması düşük. Yani 20'lerin sonlarına doğru bir çalışan yaş ortalaması var. Ve şirketin mottosu work hard, party harder. Aynen. Hani çok çalış ama daha çok partile gibi bir şey var. O yüzden bu tamamen şirket tarafından destekleniyor zaten. Çok fazla, çok yoğun çalışıldığı için şirketin partileri ünlü. Evet. Christmas partisi olsun, summer partisi olsun bunlar biliniyor. Hollanda'da PVH partisi var olsun diye. Bu konuda evet, renkli bir yer. Ben kendi yorumumu katayım birazcık burada. Benim aslında Türkiye'de çok bir çalışma tecrübem olmadı ama buradaki çalışma tecrübem ve aslında Türk mentalitesinden herhalde kaynaklanan bir şey. Ben burada şeyde çok zorlanmıştım. Mesela bana feedback verilmediğini düşünmüştüm. Hep böyle işte mesela ilk işe girdiğimde bir ay çalışıyorum, iki ay çalışıyorum, üç ay. Böyle hani doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum vesaire. Ben kendi müdürümü mesela sürekli böyle görüşmelere çağırıyordum işte. Feedback istiyordum falan. Onlara da garip gelmişti ama aslında hoşlarına gitmişti. Senin bu konuda, senin daha çok tecrüben var Türkiye'de. Senin için nasıl? Yani Türkiye'deki feedback rutiniyle buradaki feedback rutini arasında dağlar kadar fark var. Şimdi Türkiye'deki yaşadığım feedback durumlarını düşünüyorum. Mesela Türkiye'de çok structured değil bu olay. Ve Türk kültürü biraz daha indirect bir kültür. Böyle direkt söylenmiyor. Daha biraz daha yumuşatılarak bilgi veriliyor. Ve Türkiye sanırım biraz daha komün bir kültür. Yani bir beraber yapma var. Burada tamamen bireyselsin. Ve burada mesela biraz önce örneğini verdiğin şey garip gelmesi çok normal. Çünkü zaten müdürüm senin o işi yapmanı bekliyor. Ona bir feedback almanı beklemiyor. İşini, yaşın veya denemin ne olursa olsun yapman gerekiyor. Ama bilmediğin bir şey olduğunda gittiğinde muhtemelen soruya açıktır. Ama feedback burada çok direct ve hani herhalde ilk geldiğinde acıtır. Evet. Türkiye'deki alıştığın düzene göre burası biraz sert. Bu arada yani bilmeyenler var, belki vardır. Genel olarak Hollandalılar direkt olmalarıyla işte her şeyi doğrudan size söylemeleriyle. Yani Türkçe karşılığı dangalak. Bunu çeviri kısmında daha yumuşatılmış bir versiyonunu koyacağız. Şimdi direkt olmaktan bahsederken sana böyle direkt bir soru soracağım. Benim için cevaplaması zor bir soru. Senin düşüncelerini merak ediyorum. Senin için ev neresi? Yani bu İngilizce'deki home kavramı vardı ya. Ben gerek Türkiye'deki kariyerim olsun, gerek buradaki kariyerim olsun hep seyahat ettim işim gereği. O yüzden ev neresi? Çok garip bir şekilde cevap veremiyorum bu soruya. Yani ev burası mıdır? Ben aslında İzmirliyim. Hala İzmir'e gittiğimde ev. Oraya ait hissediyorsun tabii. Orası çok farklı. Yani his çok farklı. Ama İzmir'den sonra, üniversiteden sonra İstanbul'da yaşadım. İstanbul artık ev değil. O İstanbul'a gittiğimde o his kaybolmuş. Burada kendi evim var. Amsterdam ev. Döndüğümde eve dönmüşüm gibi bir his var. Ama çok güçlü değil. Şimdi expatların yaşadığı bazı durumlar var yurt dışına çıktığınızda. Benim paketimde böyle bir destek vardı. Buna W effect deniyor. Yurt dışına ilk taşındığınızda bir anda çok yükseliyorsunuz. Wow, yurt dışına geldim işte Türkiye'den ayrıldım. Çok mutluyum, çok güzel falan diye. Çok kısa bir zaman sonra bir düşüş yaşıyorsunuz. O da tamamen ne yapacağım, kültür şok aslında. Ne yapacağım, adapte olamıyorum, bu kültür çok farklı diye. Biraz daha zaman geçince tekrar yükseliyorsunuz. Ha şimdi alıştım, biraz alıştım, ne oluyor falan filan diye. Sonra bir daha düşüyorsunuz. Ben burada uzun süre kalacağım, bir yere gidemeyeceğim. Bu bir W effect. Ben gelirken kontratımda bunun için bir psikolog terapi desteği vardı. Evet, 3 sessionlık bir terapiydi. Ve tamamen telkin.
Yani bir şey oluyor. Hani sakin ol. It will be fine. Bu sürekli inen çıkan bir psikolojik durum. Buna biraz hazırlıklı olmak lazım. Expat olarak yurt dışına gelmek istiyor. Expat veya öğrenci olmak. Fark etmez. Yurt dışına ilk çıktığınızda özellikle ben 28 yaşında taşındım Hollanda'ya. Ben WFH'den geçtim. Ve benim çevremdeki insanlar da geçti. Buna biraz hazırlıklı olmak lazım. Ama en sonu W üstte kalıyor diye umuyoruz. Bence bir ilk sene zor. İlk sene gerçekten zor. Ben şimdi mesela geriye dönüp baktığımda ne zaman benim için W durdu? İkinci seneye doğru. İkinci senenin sonuna doğru. Ne zaman çevreniz oturuyor, iş rutinine alışıyorsunuz, iş kültürüne adapte oluyorsunuz. Bir de çok önemli bir altın kural var. Eğer kalmak istiyorsanız, bu tabii proje için gelenlere demiyorum. Hani proje için 6 ay, 1 sene gelenler var. Onlarda bu durum yok. Daha çok benim gibi hani ben ofis değiştirip buraya geldim. İşim burası oldu. Veya amaç pasaportsa, pasaport için 5 sene kalmanız gerekiyor zaten. Bunu kıramazsınız. 5 sene boyunca maksimum kırılabilecek süre 90 gün. 90 gün içinde sisteme yeni bir kontrat vermeniz lazım. İşinizden ayrılabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama 90 gün içinde tekrar bir kontrat verilmesi lazım ki vizeniz kırılmasın veya oturum izniniz kırılmasın. Bu kırılırsa zaten sistem yeniden 5 yıl sayıyor. Yani işte o Türkiye'ye ya da başka yerlere seyahatler aslında burada ihtiyacımız olan bir şey. Çünkü burada hep soğuk, işte hava yazları, yaz gibi geçme vesaire falan gibi. Ama senin dediğin gibi dengelemek gerekiyor onu. Ve bana mesela şey oluyor, sana da oluyordur eminim. Türkiye'ye her gittiğimde böyle bir dönmek zor geliyor. Yani Türkiye'ye temelli dönme fikirleri böyle hani şey olur ya, şeytan bir tarafta, her melek sene, bir tarafta. Her sene bir dürtüyor. Aynen, ama ben böyle arkadaşlarıma şey diyorum böyle hani gerçekten arayıp arkadaşlarıma şunu dediğimi çok hatırlıyorum yani. Beni bir tokatlayın. Çünkü Türkiye'deki insanlar seni güzel tokatlıyorlar. Hani buraya sakın dönme vesaire diye. Hani zaten oradaki insanların çoğu buraya taşınmaya çalışıyor. Peki şimdi Türkiye'ye dönsen nasıl bir hayat seni bekler? Bunun iki ayağı var. Biri kariyer, biri de günlük hayat. Kariyer tamamen bence parayla alakalı. Hani ne kadar para kazanıyorsunuz, hayat standartlarınızı Türkiye'de belirliyor ve Türkiye'de bu çok geniş bir spektrum. Türkiye'de mesela yüksek gelirliyseniz servis sektörünü sağlayabileceği birçok şey var. Hollanda'da bunlar yok. Hollanda'da isterseniz president olun, yine arabanızı kendiniz sürersiniz. Burası çok daha, biraz önce konuştuğumuz gibi, lineer. Herhalde Türkiye'de iyi bir maaşla dönersen güzel bir hayat olur. Aslında belki buradaki bir bubble'da yaşarsın, daha da güzel bence bir hayat yaşarsın belki de, değil mi? Bence yaşarsın. Daha lüks bir hayat yaşayabilirsin. Lüks kesinlikle. Lüks evet. Burada olan bir şey değil. Evet. Eğer iyi bir gelirle Türkiye'ye dönersen, buradaki deneyimini satarsan, Türkiye'de bir bubble'da yaşarsın. Onda bir sıkıntı yok. Evet. Ama günlük hayat, onu, yani şimdi ben 6 yıldır burada yaşadığım için sen benden de uzun zamandır buradasın. Günlük hayatı birebir yaşayamıyorsun. Bir kere Hollanda'da biz trafik ne bilmiyoruz. Böyle bir şey yok. Stres benim için bayağı stresli ama iş dışında günlük hayatta stres yok burada. Her şey sakin, kontrollü, planlı. Siz biraz stresli olmaya çalışsanız karşınızdaki zaten sizi durdurmaya çalışıyor. O geri gelir. Bir de benim fark ettiğim Hollanda'da sürpriz yok. Yani faturalarınız belli, doğalgaz faturanız patlayıp gelmez. Her aylık ödemeniz bellidir. Bir yandan bir fatura çıkmaz. O konuda sürprizi olmayan bir ülke. Türkiye'de yaşadığım zamanları birçok sürprizi dönemim olmuştu. Herhalde o farklı olmuş. Peki şimdi sen kariyer olarak düşündüğümüzde PVH'de, Headquarter'da global bir rolde çalışıyorsun vesaire. Bundan sonra kariyerini nasıl ileri taşıyabilirsin? Ben belli bir zamandan sonra Türkiye'ye dönmek istiyorum. Çünkü ben 28 sene Türkiye'de yaşadığım için hala aslında biraz önce bahsettiğimiz ev konusu gibi ev hala Türkiye. Ama daha değil. O yüzden PVH'deki işimden sonra bir ülke daha yapmak istiyorum. Yani CV'me bir ülke daha katmak istiyorum. Artık orası neresi olursa, çünkü de Hollanda bir fashion hub değil. Fashion hub olarak akla gelebilecek ülkeler zaten New York, Londra, Milano, bu yerler. Ben de kariyerime o şekilde devam etmek isterim.
Peki şimdi buraya ait olmaktan, ait hissetmekten bahsettik. Bunda senin için dilin nasıl bir yeri var ve Hollandaca hayatında ne konumda şu anda? Sıfır. Benim Hollandaca seviyem bayağı düşük. Ben A2'den sınava giriyordum ama ben A1'e kadar gittim kursa ve geçtim sınavları. Hani Türkiye'de ÖSS'den geçtiyseniz burada o dil sınavlarından geçersiniz. Peki ne kadar ihtiyaç duyuyorsun Hollandaca'ya? Hollandalılar ortalamada 3 dil biliyor. Hollandaca biliyorlar zaten. Hani dillerini tek konuşan onlar ve Flemenkçe konuşuluyor Kuzey Belçika'da. Herkes çok iyi İngilizce biliyor. Gerçekten çok iyi İngilizce. Yani Amerikalı İngiliz kadar konuşabilirler. Ve bir üçüncü dil biliyorlar. Bu bölgeye göre veya kişinin tercihine göre Almanca, Fransızca veya İspanyolca. Bir üç dil biliyorlar ama. Ve Hollandalılar İngilizce bildiğini göstermeyi çok seviyor. Eğer siz bir ortama girerseniz sadece Hollandalıların olduğu ve siz hani konuşmazsanız anında İngilizce'ye dönüyorlar. Ve çok da iyiler. Ben şahsen hiç Hollandaca kullanmıyorum. Benim kullanacak bir ortamım yok. Ben tamamen zaten PVH İngilizce konuşulan bir firma. Normal zamanımın çoğunu iş aldığı için orası çözülüyor. Orada Hollandaca hiç konuşulmuyor. Sosyal hayatta da şimdiye kadar 6 senedir burada yaşıyorum. Hiç öyle bir Hollandaca konuşmam gereken bir durum olmadı. Sadece eve gelen evraklar ya devletten gelen, vergi dairesinden gelen evraklar Hollandaca. Onları Google Translate'e yazıyorsunuz. İngilizceye dönüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hollandalılar anlayışlı insanlar. Mesela diyelim bir yer aramanız lazım. Belediyeyi aramanız lazım bir şey için. Aradığınızda bu konuşmayı İngilizce yapabilir miyiz? Ben İngilizce kendimi daha rahat hissediyorum dediğinizde karşı taraf anlayışlı yaklaşıyor ve zaten hemen İngilizceye dönüyor. Hatta tamamen ben çok İngilizce konuşmuyorum gibi bir cevap alıyorsunuz. Ama karşınızdaki bayan sizden 10 kat daha güzel İngilizce konuşuyor. O yüzden bence Hollandaca şart değil. Peki şimdi Hollanda'ya gelmek isteyen insanların bu videoyu izlediğini varsayarsak onlara ne gibi bir tavsiyen olur? Hazırlıklı olun. Benim önerim bu. Buraya turist olarak gelmek, arkadaş ziyareti, aile ziyareti ile buraya yaşamak için gelmek arasında büyük, çok büyük bir fark var. Ben gördüm çok tatlı şehir, bayağı serbest bir şehir. Ama millet geliyor, yaşamaya geliyor, 3 ay sonra sorun çıkarıyorlar. Ailesini getirip sorun yaşayanlar var. Mesela kişi geliyor, eşi adapte olamıyor. Çünkü yapacak bir şey yok, ya da dil bilmiyor, ya da bir zorlanıyor, ya da bir şeyden hoşlanmıyor. Ya da çocuğu var, çocuklarında adaptasyon sorunu var. Buna hazırlıklı olarak gelmek lazım. Bu bir mantalite ve zor bir mantalite. Aslında şöyle diyebiliriz değil mi? Yani her insan kendisi için artılarını, eksilerini, işte bu con, pro dediğimiz şeyleri çıkarıp hangi tarafta ağır basıyor ona göre karar vermesi lazım. Çünkü herkes için de değişebiliyor. Senin dediğin gibi mesela çocuğu olan bir insan, yani bizim bunun gibi şeyleri düşünme zorunluluğumuz yok şu anda. Bence en önemli şey mesela tek başınıza mı geliyorsunuz, evli mi geliyorsunuz, çocuk mu geliyorsunuz? Bunun üçü ayrı case'ler. Evet. Peki çok teşekkürler bu bilgiler için. Rica ederim. Gerçekten çok önemli bilgiler, değerli bilgiler paylaştın bizimle. Hollanda keyifli bir yer. Sadece biraz alışması başta zor. Ama alıştıktan sonra ben 6 yılın nasıl geçtiğini anlamadım. Sen daha da uzun kaldın. Başta biraz sabır gerekiyor. Ondan sonra gerçekten keyifli bir ülke. Peki teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Kanalıma abone olun ve bundan sonraki içerikleri takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.